Merhaba kardeşler. Tekrar birlikteyiz. Yine tapınak konusuna bakmaya devam edeceğiz. İlk önce şu ayetlerden tekrar okumak istiyorum. Geçen çalışmamızın sonunda Tanrı'nın Musa'ya seslenişini dinlemiştik. Şöyle demişti: Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin: Mısırlılara ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Şimdi sözümü dikkatli dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir, siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız, demişti. Bütün bu çalışmamızın temeli Tanrı'nın insanla yaptığı bir antlaşmaya dayanır. Daha sonra bu tapınakları açacağız, maketi de açacağız. Hatta şimdiden bir çok kısa bir şekilde bir açarsak göreceğiz ki en arkada kutsal, en kutsal yer denilen bir bölme var. Ve onun içinde bir eşya vardı. Onu daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız daha sonra. Ama o eşyanın ismi antlaşma sandığı idi. Tanrı'nın ahit sandığı. İçinde bir şeyler vardı. Hatta o antlaşma sandığının resmini de size göstermek istiyorum. Güzel bir resimdir. Tümüyle has altından yapılan bir sandık vardı. Onun üzerinde de bir kapak vardı. Onun üzerinde de altından yapılan kerüpler veya kutsal melekler vardı. Şimdi esas konumuz bunun içindeki bir şeydi. İçinde taş levhalar vardı, iki tane. O levhaların üzerinde bir şeyler yazıyordu. Tanrı'nın 10 emri vardı. Hatta onlar, o taşlara antlaşma levhaları deniyordu. Çünkü onun içinde bu sandığa Tanrı'nın antlaşma sandığı deniyordu. Şimdi demin okuduğumuz gibi Tanrı halkına şöyle söylemişti: Sözümü dikkatli dinler, antlaşmama uyarsanız benim için özel kutsal bir halk olacaksınız. Ve bu sözleri söyledikten sonra Tanrı halkına uyardı, bir uyarı verdi. Kendinizi hazırlayın. Hazır olsunlar dedi Musa'ya. Çünkü ben ineceğim. Sina Dağı'na ineceğim ve kendi yüceliğimi göstereceğim ve onlara sözlerimi vereceğim. Ve uyardı, kimse yaklaşmasın dağa. Ve Tanrı üçüncü günün sabahı birçok gök gülemeleriyle, şimşeklerle kendisi geldi. Bir ateş olarak dağın üzerine indi. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı. Derken çok güçlü bir boru sesi duyuldu diye okuyoruz. Ordugâhta herkes titremeye başladı. Musa halkın Tanrı'yla görüşmek üzere ordugâhtan çıkmasını öncülük etti. Dağın eteğinde durdular. Ve Sina Dağı'nın her yanından duman tütüyordu. Çünkü Rab dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor. Bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. Ve bu görkemli gelişiyle Tanrı halkına bir mesaj veriyordu. Kutsaldır Tanrı. Adildir. Güçlüdür. Alaya alınmaz Tanrı. Ve dağın üzerine indikten sonra Tanrı halkına seslenmeye başladı Musa aracılığıyla. Mısır'dan çıkış bölümünün 20. bölümünde Tanrı konuşuyor ve orada yazılan o sözler
on emir diye bildiğimiz yasanın temelidir. Şeriatın, İsrail şeriatının temelidir. O emirleri kısaca bakmak istiyorum bu çalışmamızda. Çünkü bunlar Tanrı ile olan insanın ilişkisinin şartlarını belirleyen yasalardır. Umarım buradan görebileceğiz. On emir denilen bir şehadetin iki levhası, iki taş levha üzerinde Tanrı'nın emirleri yazılmıştı ve Tanrı onları direkt Musa'ya verdi. İki levha vardı. Bir tanesinde Tanrı ile ilgili emirler vardı. İkincisinin üzerinde insanlarla ilgili emirler vardı. Tanrı bu yasalarla, bu emirlerle kendi standartlarını, kendi ilkelerini buyruk halinde Musa'ya verdi. Onları kısaca okuyalım. Birinci emir, benden başka Tanrın olmayacak. Şöyle direkt kitaptan okuyalım. Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Rab benim. Benden başka Tanrın olmayacak. İlk buyruk budur. İkinci buyrukta kendine put yapmayacaksınız. Kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. İkinci emir oydu. Kendine put yapmayacaksın. Tabii ki biz bugünlerde oyma putlar yapmayız değil mi? Fakat putperestliğin esas özü Tanrı'nın önüne koyduğumuz herhangi bir şey olabilir. Hatta kendimizi bile bir put yapabiliriz. Kendi yüreğimizde putlar yaratabiliriz. Tanrı'nın isteği yerine kendi isteklerimizi uyguladığımız zaman bir nevi putperestlik yapıyoruz. Çünkü benden başka Tanrı'nın olmayacak diyor. Başka bir Rabbiniz, başka bir efendiniz olmayacak. Putperestliğin özünde senin istediğin değil Tanrı, benim istediğim olsun düşüncesi yatıyor. Ve kimisi paraya tapar, kimisi başka arzuları tapar ve Tanrı açıkça diyor ki hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Bunun için ilk emirler çok önemlidir. Üçüncüsü de buna benzer. Tanrı'nın Yahve'nin adını boş yere ağzını almayacaksın dedi Tanrı. Adıyla ilgili. Onun adını boş yere ağzını almayacaksın. Bir yalanı pekiştirmek için Tanrı'nın adını kullanmayacaksın. Boş laf diye veya küfür etmek için Tanrı'nın adını kullanmayacaksın. Bir ant içmek için, yemin etmek için Tanrı'nın adını kullanmayacaksın diyor. Acaba bizim ağzımızdan ne kadar çok Tanrı'nın adı boş çıkmıştır? İyi düşünmeliyiz. Dördüncü emirde sep gününü tut ve kutsa. İsrail takviminde yedinci gün kutsal sep günüydü. İstirahat günü. Tanrı'ya ait bir gündü. Öncelik Tanrı'nın ibadetineydi. Ona ait bir gündü. Ve o günü o gün çalışılmayacaktı. Kimse çalışmayacaktı. Yedinci gün, sep günü. Ve özet olarak bu birinci levha şöyle özetlenebilir. Hatta Mesih İsa bunu bu şekilde özetledi. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev. Ama tabii ki orada bitmiyor. Daha çok bildiğimiz emirlerle devam ediyor. İnsanlarla ilgili emirler vardı. Beşinci emir şöyleydi. Annene babanı saygı göster. Bu emirlerin
birçoğu için ölüm cezası bile vardı. Annesi babasına söven, onu döven, vuran bir genç ölüm cezasıyla öldürülecekti. Altıncı emir, öldürmeyeceksin diyordu. Ve Mesih İsa bunu sadece fiilen öldürmekle ilgili olmadığını açıkladı. Aynı zamanda insan kardeşinden nefret eden, kardeşine ahmak diyen bile, ki kaçımız bunu söylemedik, bu emire karşı gelmiş oluyor. Nefret, yüreğinde kardeşinden nefret etmek, onu öldürmekle bir sayılıyor kardeşler. Benzer bir şekilde yedinci emir, zina etmeyeceksin diyor. Ve bildiğimiz gibi Mesih İsa bunu sadece eylemle olmadığı, fakat diyor ki bir kadına bakıp onu yüreğinde arzulayan her erkek zaten yüreğinde zina etmiştir demişti. Bunun için görüyoruz ki bu emirler hafife alınacak ve kolay yerine getirilecek emirler değildi. Çalmayacaksın. Sekizinci emir, çalmayacaksın. Ve tabii ki bunu da çok başka şeyleri de uygulayabiliriz. Sadece bir şey götürmekle ilgili değil. Vermemiz gereken bir vergi olabilir. Ama vermediğimiz zaman çalmış oluyoruz. Başka birçok şeyde çalmayacaksın emrini çiğnemiş olabiliriz. Dokuzuncu emir, yalan yeri tanıklık etmeyeceksin veya yalan söylemeyeceksin diyor. Gerçeği, yalnız gerçeği söyleyeceksin diyor. Ve en son emir, göz dikmeyeceksin. Tamah etmeyeceksiniz. Yüreğinizde bir başkasının sahip olduğu şeyi arzu etmeyeceksiniz. Göz dikmeyeceksiniz. Yürekle ilgili. Ve bu iki emirin, bu iki özetine bakılacak olursa diyor ki Tanrı'nın olan Rabbi bütün yüreğinle seveceksiniz. Ve ikinci levhanın özeti de şöyle, komşunu kendin gibi seveceksin. Şimdi bu emirler Tanrı'nın halkıyla yaptığı antlaşmanın temeliydi. Hatta bu yasa diyebiliriz ki bir antlaşmaydı. Bunları okudu halkına ve halkına bu levhaları gösterdi. Ve şunu okuyoruz o onları halkına getirdiği zaman. Musa gidip Rabbin bütün buyruklarını, ilkelerini halka anlattı. Herkes bir ağızdan Rabbin her söylediğini yapacağız diye karşılık verdi. Tabii ki söylemek kolay değil mi? Ama ve o anda Rab, Kutsal Kitap açıklıyor ki Rab keşke o sözlerimi yerine getirecek bir yüreği olsaydı diyor. Ama istekliydiler. Evet dediler. Rabbin her söylediğini yapacağız, onu dinleyeceğiz diye o antlaşmaya imza attılar diyebiliriz. Ve o antlaşma bir kurbanlar sunularak yürürlüğe girdi. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir sunak kurdu Musa. İsrail'in 12 oymağını simgeleyen 12 taş sütün dikti ve orada yakmalık sunular sundular. Esenlik kurbanları olarak boğalar kestiler ve Musa o boğazlanan kurbanların kanını bir leğenlere doldurdu. Yarısını sunağın üzerine döktü. Yarısını da son antlaşma kitabını alıp halka okudu. Ve halk Rabbin her söylediğini yapacağız, onu dinleyeceğiz dedikten sonra Musa leğenlerdeki kanı halkın üzerine serpti. Ve
bu sözler uyarınca Rabbin sizinle yaptığı antlaşmanın kanı budur diyerek bunu yürürlüğe koydu. Ve şimdi biraz sonra bakmaya başlayacağımız tapınak konusu bu temelin üzerine dayanıyor. Nedir? Bu halk bir kere kurtarılmış bir halk. Rab onları Mısır'dan kurtardı. Kurbanların kanıyla, o fısıh kurbanı sayesinde halkı günahlarından kurtardı. Öldürücü o gazaptan onları kurtardı. Ve büyük ve güçlü bir elle onları Kızıldeniz'den de kurtardı. Düşmanın elinden onları kurtardı. Ve sanki ölümden yaşama geçerek yeni bir hayata geçtiler. Rab onları kendine getirdi. Yasasını onlara verdi. Bir lütuf olarak ama zor bir yasa. Ve dedi ki bu antlaşmayı yerine getirirseniz halkım olacaksınız. Ve onlar tamam biz varız dediler. Ve bunu yerine getirmeye çalışacaklardı. Fakat Rab onların yüreklerini çok iyi biliyordu. Bunu yerine getiremeyeceklerini de çok iyi biliyordu. Ve bizden farklı olmayan bir halktılar. Yüreklerinde bir istek vardı fakat yapma gücü yoktu. Ama Tanrı onların aralarında oturmaya razıydı. Onu istiyordu. Şimdi günahlı, yasayı devamlı çiğneyen bir halkın arasında Tanrı nasıl oturacak? Nasıl onların arasında olabilir? Veya soruyu da bize getirelim. Günahlı olan, günah işleyen bu yasaları devamlı yerine getiremeyen halkla veya insanla, benimle nasıl beraber olabilir Tanrı? Günahlarımı nasıl bağışlayacak? Beni kendine nasıl yaklaştıracak? Bu soruları yaptırdığı tapınağın detaylarına bakarak göreceğiz. Çok güzel, çok net ve açık cevaplar bulacağız bu sorularımıza. Ve şimdi bu konuyu burada bırakacağız. Bir sonraki konuşmada, bir sonraki çalışmamızda bu tapınağın ayrıntılarına bakmaya başlayacağız. Ama yüreklerimizi yoklayalım. Rab diyor ki kutsal kitabın, kutsal yasanın bütün emirlerini yerine getirip de bir tanesini ayak altına alan bir kişi yasanın tümüne karşı suçlu sayılacak. Acaba hangimiz bütün bu yasaları tümüyle yerine getirebiliyor? Kutsal kitap açıkça diyor ki doğru olan kimse yok. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Bu emirleri bir cam üzerine yazılmış gibi düşünün. Şuraya bir tanesini kırarsam bütün levha kırılmış, bütün yasa bozulmuş sayılacak. Onun için bu tapınakta düzeninde açıklanan kurtuluşa çok büyük ihtiyacımız var her birimiz. Rab dilerse bir sonraki çalışmamızda bunu incelemeye başlayacağız. Rab sizinle birlikte olsun.